Okul kuruluşları, başkanları, yöneticileri, iş adamlarımız, kıymetli misafirler, değerli eşçilerim, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli çocuklar, yine Akdeniz Derneği'nin misafir programına hoş geldiniz, renk attınız. Teşekkürler. Ne güzel söylemiş Yunus'un. Bölüşürsek çok oluruz, bölünürsek yok oluruz demiş. Bizler de bu Ramazan'ın maneviyatı içerisinde ekmeğimizi sizlerle bölüşmek istedik. Sizler de geldiniz, bizimle birlikte oldunuz. Göz göze baktık, omuz omuza, yan yana birlikte oturduk ve iftar yemeğimizi gerçekleştirdik. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Sevgili eşlerim, kıymetli dostlar, dernekçilik görev işi. Burada aramızda dernek başkanlığı, dernek yöneticiliği yapan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onlar bunu çok iyi bilirler. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla bu mesai sarf ederken evimizden, çocuklarımızdan birçok şeyden fedakarlık yapıyoruz ve insanları bir araya getirmek için, birlik, beraberlik içerisinde olabilmek için ve ben bugün gördüm ki gerçekten bir takım fedakarlıkları yaparken bunu boşuna yapmamışız. Bu güzel topluluğu bir araya getirmek, böyle güzel rezil bir topluluğu bir araya getirmek gerçekten çok kolay değil. Bugün doğru şeyler yaptığımızı özellikle gördüm. Sağ olun, var olun. Bizim derneğimiz 1997 yılında kuruldu. Tabii aramızda olmayan, ahirete intikal etmiş büyüklerimiz var. Ben buradan onları da yad ediyorum ve onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Biz 2010 yılında yönetici arkadaşlarımla birlikte dernek faaliyetlerini üstlendik ve 3 dönemdir yani bugüne kadar geldik. Ben buradan yönetici arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü siz buraya geldiğinizde hazırlanmış, her şey yapılmış ve bu işin bitiminde yöneticileri yani dernek başkanını öncelikle görüyorsunuz. Ama bu işin background'unda, arkasında çok kıymetli yöneticiler de var. Evet, o kıymetli yöneticiler, gençlik kolları ve kadın kolları hepsi birlikte çalışarak böyle güzellikleri meydana getiriyor. Ben onun için de buradan yönetime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve sözü çok fazla uzatmayacağım. Diyorum ki Şeyh Şabanı Veli Hazretleri'nin söylediği gibi gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çay için, çorba için, evet. Su için. Sevgili misafirlerimiz, bir de Rektör Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Yılmaz'ı konuşmalara yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli Federasyon Başkan Yardımcılarım, Devlet Başkanlarımız, değerli misafirler, değerli Akbayırlı kardeşlerim. İlla bize sağ olun. Bu mübarek günde hep bir arada olmaktan son derece keyif aldığımızı belirtmek istiyoruz. Bize bu gönül sofrasını açan, bu kadar buraya emek vererek, bu kadar insanın iftar yapmasına vesile olan Akbayır Köyü.
Dernek Başkanımız Sayın Murat Bey ve onun çok değerli yönetimine öncelikle teşekkür ediyorum. Dernekler çok önemlidir. Bunun önemi işte bugün burada aslında şu manzarayla kendini ispat ediyor. Hiç kimse dernekleri yok saymasın, dernekleri küçümsemesin. Dernekler birliktir, beraberliktir. Dernekler birbirimizi yakından tanımadır. Dernekler birbirimizin hal ve hatırını sormadır. Hülasa dernekler bizim medeniyetimizi, bizim medeniyetimizi yansıtan, özellikle Kastamonu insanların medeniyetini yansıtan bir sivil toplum kuruluşlarıdır. Biz Kastamonu olarak, Kilerler olarak şunu söylememiz gerekiyor. Dernekçilikte ne kadar birleştirme varsa bizim temelimizde Kastamonu olarak bizim ırk adetlerimizde birlik beraberlik vardır. Değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan ayının içindeyiz. Bu mübarek Ramazan ayında birlik beraberlik adına söylüyorum. Dinimizin reddetmiş olduğu dargınlıkları mutlaka bitirmemiz gerekiyor. Kaprisleri bitirmemiz gerekiyor. Bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bizim bölünmeye değil, birleşmeye ihtiyacımız var. Sizlerle Cide Dernekler Federasyonu bünyesinde olan Akbeyir Derneği'nin bu birlik beraberlik adına yapılması gereken ne yapıyor, yapması gereken ne varsa değerli kardeşlerim bunları yapmaya gayret ediyorlar. Onun için de şahsınızda bu dernek başkanımıza ve yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Cide Dernekler Federasyonu olarak her zaman her yerde gündeme getirdiğimiz konular vardır. Bu Ramazan boyunda sadece arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Çocuklarımızı, eşlerimizi sahurda görüyoruz. Çünkü üst çatı olarak bütün derneklerimizin yanında olmak mecburiyetimiz var. Onlar nasılsa her zaman bizim yanımızda, biz de dernek federasyon yönetim kurulu olarak bütün derneklerimizle beraber olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Her zaman bütün derneklerde gündeme getirdiğimiz bir şey var. Bizim bölgelerimizde ihtiyacımız olan yol, su ve çöp sorunu var diye her platformda bunları gündeme getirdik. Evet, yol, su, çöp problemlerimizin, gündeme getirdiğimiz problemlerimizin bir tanesini Çile'deki Sayın Kaymakamımızla da yapmış olduğumuz görüşmede bunlar hep gündeme geldi. Sonra dernek toplantılarımızda yapmış olduğumuz konuşmalarda hizmet almadığımızı basbağa bağırdı. Evet doğrudur. Bizler Kastamonu'yuz. Bizler Kastamonu'nun 19 tane ilçesinin en büyük ilçesi, en muhteşem, en fazla çalışkan ilçesi Çile'ye bağlıyız. Bizler devamlı katma değer üreten bir topluluğuz. Onun için çoluk çocuğumuz, eşlerimiz, kardeşlerimiz, analarımızın, babalarımızın yanına sıla-i rahim yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla her söylediğinizde sıla-i rahim yapabilmek için çocuklarımızı, köylerimizi sevdirebilmemiz için orada suyumuz, elektriğimiz, çöpümüz, yolumuzun olmak mecburiyeti var. İşte bunlardan bahsettik. Sizlerin vermiş olduğu güçleri, o güçleri, bu birlik beraberliği oralara hissettirdik. Şükürler olsun, iki gün önce Sayın Kaymakamımız bir açıklama yaptı. Evet doğrudur. Cide köylerinin 10 günde 2 sefer çöpler alınacaktır. Bu ne kadar güzel bir şey. Eğer bunlar gündeme gelmemiş olsaydı belki yapılacaktı ama şimdiye kadar yapılmadı. Şimdiden sonra da biraz daha gecikebilirdi. İnşallah biz bundan sonraki çalışmalarımızda çöplerimizi almalarını takip edeceğiz. Tabii ki ondan sonra su sorunlarımız var. Birçok köyümüzde bunlar var. Tabii ki ondan sonra yol sorunlarımız var. Bunları sırayla yapacağız. Değerli kardeşlerim, çok şanslı bir dönemdeyiz. Cideliler olarak o kadar şanslı bir dönemdeyiz. Şanssızlığımız bir tane milletvekilimizi kaybettik.
ama şanssızlığımız Çin'de genel meclis üyelerimizle Muhtarlar Birliği'mizin başkanlarıyla ki Muhtarlar Birliği'miz de AK Parti'den seçildi. Muhtarlar Birliği Başkanımız Halit Muhtarımız da buradan kutluyoruz. Ve Çin'e bölgesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapacaklarını bizlere söz verdi. İnşallah en kısa zamanda Ramazan bayramından sonra Çin'de bütün derneklerimizi davet edeceğiz ve bütün köy muhtarlarımızla belki vali beyimizle oradaki milletvekillerle belediye başkanlarımızla il genel meclis üyeleriyle ve muhtarlarımızla orada bir ciddi bir toplantı yapacağız. Bu toplantı orada sadece yeme içme toplantısı olmayacak. Bundan sonra Çin'de Dernekler Federasyonu'nun yapmış olduğu hiçbir toplantı çay, kahve, sohbet toplantısı değildir. Bundan sonra biz hizmetleri konuşacağız. Bölgemize hizmet isteyeceğiz. Eğer hizmet alamadığımız takdirde bu birlik beraberlik gücümüzü hep beraber oraya hissettireceğiz. Bu güzel akşamda bize gönül sofralarını daha önce tekrarladığım gibi açan Akbayırlı kardeşlerine ve değerli misafirlere, değerli federasyon başkan yardımcılarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. İnşallah Ramazan bayramını da hep beraber sağlıklı vaziyette görmenizi Rabbim nasip eder. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler.